Kısa bir süre önce orta sınıf premium akıllı telefonlar arasına yeni katılan Huawei Nova 10 Pro ve Nova 10 incelemelerini e, sizlerle paylaşmıştım hatırlarsınız. Bu ailede yer alan bir diğer seçenek de elimdeki Nova 10 SE modeli. E, sonunda bu telefonda elime ulaştı. Bu bölümde detayları da yakından tanıyacağız. Şimdi bu model Nova 9 SE'nin halefi sahip olduğu özellikleriyle orta sınıf akıllı telefonlar arasına katılıyor. Ancak genellikle bu sınıfta görmediğimiz daha çok üst segment telefon modellerinde yer alan bazı özellikleri içeriyor ve bunlarla rakipler arasında öne çıkan bir model oluyor. Tasarımına şöyle baktığınız zaten çok şık bir model. Yıldızlı gümüş rengi bu. E ayrıca yıldızlı siyah ve mint yeşili renkleri de var telefonun. E arkasına dikkat çeken yeni, yeni, bir bölüm kamera alanı oluyor. Huawei'yi Nova 10 ve Nova 10 Pro modellerindeki yıldız halkası tasarım çizgisine bu telefonları da sürdürüyor. Burada iki büyük kamera şeklinde alan açmış ancak bir farklılık olarak bunlardan alttakinin içinde iki lens sığdırmış. Bu tasarım şekli genel görünümüyle oldukça hoş görünüyor doğrusu. Nova sadece yandan baktığınızda şöyle 7.39 mm diyebileceğim kalınlıkta bir telefon. Ayrıca 184 gram ağırlığında. Hafif ve ince bir tasarıma sahip. Güzel işlenmiş tasarım detayları ile birlikte telefonun eli e, iyi durulduğunu söyleyebilirim. Telefonun kenarları kavisli yapıda gelirken bu kez düz bir ekran tercih edilmiş ön taraftan baktığınızda düz bir ekran görüyorsunuz. Böylece kavisli ekranlı telefonlardan ziyade daha düz bir e, ekran tercih ediyorsanız eğer e, aradığınızı bu telefonda bulacaksınız. Nova 10 SE'nin ekranı 6.67 inç büyüklüğünde OLED panelden oluşuyor. Ee, yeni serinin diğer modellerinde olduğu gibi OLED ekranın kullanılması sayesinde bu telefonda da gerçek renk üretimi sağlanmış durumda. Ee, bildiğiniz gibi OLED e, gerçek renkleri gösteren bir panel türü e, ve böylece renk gamını geliştiren önemli bir etken ve bu sayede telefon DC, e, DCI-P3 renk gamının e, tam olarak kapsanmasını sağlıyor. Bir midyenin üzerinde renk üretebiliyor bu ekran. E, yakından baktığınızda da gerçekten çok güzel bir görüntü sunduğunu söyleyebilirim. 2400 ve 1080 piksel çözünürlüğünde bir çözünürlük oranı mevcut. Tazelim hızı ise ekranın 90 Hz. Dokumatik örneklem hızı ise 270 Hz. Bu sayede ekran yalnızca görüntü üretmiyor. Güzel görüntü üretmiyor. Aynı zamanda bunu kullanım noktasında hissettiriyor. Özellikle oyun oynuyorsanız örneklem hızının yüksek olması sayesinde daha iyi bir tepki süresi alacaksınız. Bu arada ekranda özelleştirebileceğiniz Always On ekran seçeneklerini görebiliyorsunuz. Temalar arasından AOD seçenekleri kısmında ekranda yer vereceğiniz arayüzleri burada seçebiliyorsunuz. Burada geniş seçenekler mevcut durumda. Bunlar HarmonyOS işletim sisteminin yeni özellikleri arasında yer alıyor. HarmonyOS gerçekten sırlarını bir hayli genişletmiş durumda artık. Huawei'nin uygulama marketi. AppGallery'nin e, genişleyen uygulama ağı da ağı ve e, öte yandan yeniliklerle beraber Huawei'nin telefonlarında artık e, Android işletim sistemiyle akıllı telefonlardan daha fazlasını e, görmek gayet mümkün. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Niye? Çünkü Google servislerini GSpace yoluyla çalıştırabiliyorsunuz artık ve Android uygulamalarını yükleyebiliyorsunuz telefona. Böylece hem AppGallery hem Google servisi bir arada diyebilirim. E, Google Chrome'un aksine basit bir web tarayıcıdan fazlası olan Petal Search ve Google e, Haritalar uygulamasına iyi bir alternatif olan Petal Haritalar da telefonda mevcut durumda. Ee, biraz daha detaylı olarak incelediğinizde de zaten daha fazlasını bulunduğunu e, bulunduğunu da göreceksiniz. AppGallery'den aradığınız hemen her uygulamayı zaten bulabiliyorsunuz. Netflix, Spotify, Disney Plus, işte Instagram, e, Facebook, Twitter gibi popüler uygulamaları sorunsuz bir şekilde indirip kullanabiliyorsunuz telefona. E, önemli bankacılık uygulamaları da var. Ancak bunlar yetmez ise o zaman e, Android Market'e gidip e, oradan da yine uygulamalar indirebiliyorsunuz. Bunun için dediğim gibi AppGallery'den G-Space uygulamasını yüklemeniz yeterli olacak. g e girdiğinizde burada önemli uygulamaları yer aldığını, bir arada listelendiğini göreceksiniz. Bunlar arasında ne var? İşte otomatik olarak gelenler Gmail, YouTube e, gibi, e, Google Maps gibi şeyler geliyor, uygulamalar geliyor. E, Google'un önemli uygulamaları burada bir arada bulunuyor. Daha fazlasında Android uygulama marketinden kolayca Gmail hesabınızı girip, giriş yaptıktan sonra hemen uygulama merkezine giriyorsunuz zaten. Oradan da istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Telefonun arayüzünde güzel özellikler var. Mesela ana ekrandaki uygulamaları bir araya grupladığınız klasörleri daha geniş olarak da kullanabiliyorsunuz artık. Klasörü basılı tuttuğunuzda açılan menüden genişleti seçtiğinizde klasörü büyütebiliyorsunuz ve yine aynı şekilde daralt diyerek eski formuna döndürebiliyorsunuz. Eğer akıllı saat ya da kulaklık gibi kullandığınız başka Huawei cihazlar varsa telefondaki süper cihaz bölümünden diğer Huawei cihazları bir arada görebiliyorsunuz ve bunları tek tıklamayla birbirine bağlayabiliyorsunuz. Bilgilerinize erişebiliyorsunuz. Ara yüzde bunun gibi daha çok sayıda e, kullanış seçenek var. Bunları telefonu bir süre kullandıktan sonra fark ediyorsunuz zaten. Telefon, geniş yazılım özelliklerine e, gerekli olan donanım desteğini sağlıyor bu arada. E, i̇şlemci olarak baktığımızda Qualcomm'un başarılı Yonga setlerinden Snapdragon 680G'nin yer aldığını görüyoruz. Bu işlem 8 çekirdekli yapıda ve 2.4 GHz frekansında güç sağlayabiliyor. E, grafik işlem tarafına baktığımızda burada Adreno 610 bulunduğunu görüyoruz. Böylece uygulama kullan, kullanımlarında ve oyunlarda e, iyi performans sağlayabiliyor. Telefonun RAM kapasitesi 8 GB ve 128 GB depolama alanı mevcut ama burada önemli bir şey var. E, telefonun sanal RAM özelliği var. Sanal RAM özelliği ile beraber 8 GB RAM'e artı 3 GB e, sanal RAM takviyesi yapabiliyorsunuz. Yani depolama alanının bir kısmını 3 GB'lık bir bölümünü e, RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Böylece arka planda çok fazla uygulama açtığınızda ya da RAM yetersiz kaldığı durumlarda sanal RAM otomatik olarak devreye giriyor ve performansa katkı sağlıyor. Bu önemli bir özellik olmuş. Nova 10 SE'nin bataryasında 4500 mAh kapasitesinde bu batarya zaten gün boyu çok rahat bir kullanım sağlayacak ölçüde. E, yoğun kullanımlarda da iyi bir dayanım gösteriyor. Ayrıca yine telefonda e, performans ve güç koruma, güç tasarruf modları var. Bunları kullanarak da e, bu süreyi daha da uzatabiliyorsunuz. Önemli bir detay Nova 10 SE'nin kutusundan 66 Watt süper şarj şarj hızı çıkıyor. Pek çok rakipte Telefonun kutusundan sadece kablonun çıktığını görüyoruz artık. Ancak Huawei'yi e, telefonlarında cihazın desteklediği en yüksek cihazına e, şarj cihazına yer veriyor. Bununla da kalmıyor. Telefonun koruma kılıfını da kutu içerisinde e, bulunduruyor. Ayrıca ekrana dikkatle baktığınızda ekranın üzerinde ekran koruma bandının uygulandığını da e, görüyorsunuz. Bunlar e, bir telefonun yanında verilmesi gereken önemli aksesuarlar. Şimdi gelelim kameralara. Nova 10 s başarılı Kamera yeteneklerine sahip bir telefon. Arkada 108 megapiksel ana kameranın yer aldığı 3 lensli bir kamera kurulumunu görüyoruz. Orta sınıf akıllı telefonlar arasında 108 megapiksel pek gördüğümüz bir kamera seçeneği değil. E, o nedenle Nova 10 SE bu özelliğiyle onlardan ayrışıyor. Burada 108 megapiksellik ana kamera e, ee, önceki nesile karşılaştırıldığında ışık hassasiyetindeki HM6 1 bölü 1.67 inç süper PD F sensörü e, HM2'ye kıyasla Selefe göre %123 oranında iyileştirilmiş durumda. Öte yandan f1.9 diyafram açıklığı ve çok çerçeveli füzyon algoritması ile birlikte e, Telefonu kamera performansı selef modele göre bir hayli artırılmış durumda. E, bu ana kamera ile gerçekten gündüz koşullarında olduğu gibi gecelerde güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Telefonda bir gece modu da yer alıyor pek tabi ve burada yapacağınız çekimlerde ortam ışığına göre e, değişken bir sürede çeşitli pozlama koşulları devreye sokularak ortaya güzel sonuçlar çıkartılabiliyor. 108 e, megapiksel fotoğraf çekmek istediğinizde de kamera arayüzüne gelip e, diğer seçeneklerine gelip yüksek çözünürlük modunu e, açıyorsunuz. Buradan böylece detayları daha zengin fotoğraf çekmek istediğinizde 108 megapiksel mm çözünürlüğü aktifleştirebiliyorsunuz. edebiliyorsunuz. yine üst tarafta e, AI modunu göreceksiniz. Bunu da açarak yapay zekanın her koşula uygun sonuçları üretmesini sağlayabilirsiniz. Burada seçenek çok fazla kamera yüzünde. Bu kamera arayüzü zaten diğer Huawei'nin e, modelleriyle aynı yapıda tasarlanmış ve geniş seçenekler sunuyor. O yüzden Huawei telefon kullananlar daha önce bunlara yabancılık çekmeyeceklerdir. Ve üst segment telefonlarda da Huawei telefonlarda da orta veya alt segment Telefonlarda aynı arayüzün kullanılıyor olması da güzel bir avantaj getiriyor telefonlara. Bunlardan biri de e, vlog özelliği. Mesela güzel bir özellik bu var bu telefonda. Telefonda ikili e, görünüm modu var. Buna aldığınızda yaratıcı vlog çekimleri yapabilmeniz için ön ve arka kameralara aynı anda kullanarak çekim yapabiliyorsunuz. Burada isterseniz selfie kamerası ile yapılan çekimi arka kamera ile yapılan çekime resim içinde resim yoluyla yer verebiliyorsunuz ya da yan yana ayrı görebiliyorsunuz. Ayrıca kameranın zoom yeteneklerinden de bu koşuldayken, bu çekim aşamasındayken faydalanabiliyorsunuz. Böylece ortaya yeni seçenekler çıkartabiliyorsunuz. Telefonun ana kamerasının altında yer alan ikinci kamera dairesi içinde iki tane lens göreceksiniz. Bunlardan biri 8 megapiksel ölçüsünde geniş açılı kamera olurken diğeri ise 2 megapiksel makro lens. Geniş açılı kamerayı kullanarak 112 derecelik geniş açılı çekimler yapabiliyorsunuz. Makro kamerayla de 4 santimetreden sujenin yakın plan fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Bu seçeneklerde gayet etkili çalışıyor ve güzel kareler yakalamanıza olarak tanıyor. Telefonun ön kamerasına geldiğimizde burada 16 megapiksel ölçüsünde f2.2 diyaframlı lensin olduğunu görüyoruz. Başarılı portre fotoğrafları çekebiliyor bu kamera. Ayrıca tıpkı arka, kamerada olduğu gibi Full HD video kaydı da yapabiliyor. Bu arada bahsetmeden geçmeyelim. Telefonu parmak izi sensörü yan tarafı yerleştirmiş fiziksel bir şekilde. Burada görebiliyorsunuz bu sensör hızlı ve doğru şekilde çalışıyor. Tek biyometrik koruma yöntemi bu da değil. Biyometrik tanıma yöntemi bu değil. Sadece parmak izi sensörünün yanında bir de ön kamera yoluyla yüz tanıma özelliğini açabiliyorsunuz. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Evet sonuç olarak Huawei Nova 10 SE orta sınıf akıllı telefonlar arasında dikkati çekecek ölçüde güzel bir seçenek olmuş. Özellikle e, tasarımı ve ekranıyla ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten e, ekranı gerçekten başarılı e, Huawei'nin son dönem çıkarttığı telefonların hepsinin. E, kamerasıyla da alvenisini pekiştiriyor telefon. Çekici duran ve kullanışlı bir model. Çalışma ve pil performansı da yerinde. Gerek uygulama çalışma hızları, gerek e, genel kullanımıyla akıcı bir deneyim yaşatıyor. E, App Gallery ve Android Market'in bir arada bulunması da uygulama konusunda seçeneği genişletiyor. Bu anlamda şu sıralar iyi seviye bir orta sınıf akıllı telefon e, arayışında olanlar için kullanışlı bir seçenek olacaktır. Fiyatı ise 12.999 lira şeklinde şu an Huawei online mağazada satışta. Evet izlediğiniz çok teşekkürler. Ee, sorularınızı yorumlarla bekliyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.